Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir salı günü dilerim. Piyasa dün geçen haftanın çoğunda satış baskısı ve kâr realizasyonunun etkisindeyken tekrar güzel bir geri dönüş yaptığını gördük. Zaten dün geçen hafta aslında baktığımızda daha çok banka hisselerinde bir satış varmış gibi gözüküyordu ama hatırlayacaksınız iki tane önemli toplantı vardı. VisiBank'ın Bank'ın bir de JP Morgan'ın. Biz burada tekrar bu toplantılar sonrasında bir ilginin artabileceğini düşünüyorduk ya da öyle bir yönde bir tahminimiz vardı. Ama yeni katılım çok fazla olmayınca satışların olduğunu ama satışların da çok ciddi hacimli olmadığını gördük. Yani geçen hafta mesela Cuma günü 30 milyar işlem hacmi vardı. Toplam banka işlem hacmi 5 milyarlarla civarındaydı. O yüzden yani gerçek satıcı olmadan yine dediğim gibi bu iki tane piyasanın meşhur algosu var karşılıklı çalışan. Onun etkisiyle biraz aşağı gelmişti. Dün tekrar biraz daha yani taze ilginin olduğunu gördüğümüz zaman piyasanın kuvvetli olabileceğini gördük. Şimdi yani gün geçmiyor ki yeni bir bu ham madde fiyatlarındaki son dönemdeki artışla ilgili bir haberin ortaya çıkmaması. Bu sabah da benim gözüme çarpan bu PVC ile ilgili son dönemki artışlar. Ciddi canlanma fiyatların ve arz sıkıntısı fiyatların hızlı yükseldiğinden bahsediyor. Ya neredeyse %100. Dediğim gibi bizim için en büyük piyasa için iç taraftaki makro manadaki en büyük risk enflasyon. Enflasyon baskısı dış sebeplerden dolayı gelince bunu da çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Yani insanlar yansıtmak zorundalar. O noktadan sonra da fiyatlar artmaya başlıyor. O da bizim tahmin ettiğimiz işte Merkez Bankası'nın belli bir noktadan sonra faizleri tekrar aşağı çekme ihtimalini azaltır tabii ki. O yüzden enflasyonu çok ciddiye almamız gerekiyor. Bizde diğer bir konu benim takip ettiğim gıda tarafında. Gıda sepeti önemli. Oraya ben kendi özellikle dikkat ediyorum. Ocak ayında özel süt ve süt ürünlerinin tamamına neredeyse %25 ile %30 arasında zam geldi. Şimdi süt ve süt ürünlerinin enflasyon sepetinde kendi başına etki yaratacak kadar büyük şeyi yok. Ama diğer tüm benzer ürünlerde de fiyat artışlarını görebiliriz. 2018'de de biraz buna benzer bir hareket olmuştu açıkçası. Dönem içindeki erteledikleri zamları sonra yapmışlardı firmalar. O yüzden biraz bu dönemde işte dün Pınar Süt'ün hissesi hareketliydi. Bu fiyatların kalıcı olup olmadığını bilmiyoruz ama tabii ki daha yüksek fiyatla seneye girip eğer bunu koruyabilirlerse o şirketlerin o seneki karının daha iyi olabileceği konusunda en azından bir iki çeyrek şüphe olmaz. Ama bizim tarafımızdan, benim tarafımdan daha çok dikkat ettiğim kısım enflasyon tarafı. Global piyasalara baktığım zaman bugünkü en önemli olay yeni Hazine Bakanı Yellen'ın Senato'da yapacağı görüşme. Büyük ihtimalle gayet coşkulu ve bu paketin ne kadar daha kuvvetli olması gerektiğini anlatacağı bir konuşma olacaktır. Piyasalara da yine bir destek verecektir. Geçen hafta bir moral ve iştah kaybı söz konusuydu. Ben bunun tekrar geri geleceğini düşünüyorum açıkçası. Biden görevi yarın başlıyor. O kısmı atlattıktan sonra ben piyasaların tekrar
bu büyüme beklentisi canlanmasıyla iştahlı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de bütçe gerçekleşmeleriyle ilgili söyleyebileceğim. 2020 bütçe açığı 172 milyar TL olarak gerçekleşti. Aslında gayet iyi bir performans. Tabii şimdi bakan karşılaştırırken en son Ekim ayındaki bir yeni ekonomik programda açıklanan hedefe göre düşük bir rakamı söyledi. Yani 243 milyar açık beklenirken 172 milyarlık yani 60 milyarlık bir tasarruf yaptık diye. Yani bu iki ayda yapılan bir tasarruf değil. Zaten rakam oraya gitmiyordu. Niye daha iyi bütçe? Çok harcadık, çok vergi ödedik. Bu kadar basit. Yani inanılmaz bir vergi performansı var. Tüketimle birlikte gelen. Onunla birlikte bütçe açığı böyle bir senede nispeten daha iyi oldu. Ama geçmiş dönemdeki 10 senelik karnemize baktığımızda ona göre kötü olmaya devam ediyor. 2021'de zorlayıcı bir sene olacak. Oldukça ciddi bir iç borç yükü de var. Faiz dışında faiz yükünün de bütçe üzerinde etkisini hissedeceği bir yıl 2021. Ama bir defa daha gördük. Bizde para harcandığı zaman vergi tahsilatı da onunla birlikte yürüdüğünde nispeten beklenenden daha iyi bir sonuç elde edildi. Ama biz normalde şöyle söyleyeyim size, bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı son 10 senede %1.6'lardayken 3.7'ler, 3.8'lerde olması çok da övünülecek bir şey değil ama bunu pandemiye bağlayalım, öyle kapatalım bu konuyu. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese günaydın arkadaşlar. Endekse baktığımızda dün aslında geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana satış baskısı altındaydı. Dün de 1510 seviyesine kadar geri çekimler yaşadı ve buradan destek noktasından tepki alınanın geldiğini gördük. Daha sonra tepki alınanın dönüş sinyali verdi ve pozitif bir kapanış gerçekleştirdiğini gördük. Endeksin yeni güne yukarı yönlü pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1560 direnç noktasını kıracağını, 1570'e doğru hareketlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. 1570 direnç noktasının üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda 1600 seviyesini kısa vadede hedefleyeceğiz arkadaşlar. 1600 seviyesi kısa vadede hedef değerimiz olacaktır. Pozitif, olumlu hava devam ediyor. Olası geri çekilme yaşanması durumunda bunları kar satışı olarak algılayıp 1540 seviyesine kadar destek noktası olarak takip edebiliriz. Ama hani açıkçası bir coşkunun geleceğini, 1600'lere doğru hareketlerin pozitif şekilde devam edeceğini öngörmekteyiz. Vakıfbank önerimiz açık. Bunun dışında dikkatimizi çeken, dün olumlu kapanış gerçekleştiren hisselere baktığımızda bunlardan bir tanesi Turkcell arkadaşlar. Turkcell'de yeniden 17'nin üzerine 17.40'lara doğru bir hareketlenme bekleyebiliriz. Türk Telekom arkadaşlar özellikle kur yeniden 7.50'nin altına indi. 7.47.50'lerde şu anda 69'larda geri çekilmesi durumunda burada 8.85 arkasından 9 seviyesi Türk Telekom'da hedeflenebilir. Bunun dışında Koç Holding arkadaşlar burada da 22.40'ın üzerinde 23 seviyeleri Koç Holding'de hedeflenebilir diye düşünüyoruz. Ereğli arkadaşlar dün zaten çok ciddi bir hareket yaptı Kardemir'le beraber. Ereğli'de yine yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. 16.50 arkasından 17 seviyesi kısa vadede hedefleyeceğimiz fiyatlar olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Genel olarak pozitif hareketlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. Olumlu bir güne başlayacağız. Benim de diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.